İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Merkezi'nden hizmet alan öğrencilerden sonra şimdi de annelerine el uzattı. Risk grubu altındaki çocukların ders çalıştıkları, bilgisayardan faydalandıkları ve çeşitli sosyal aktiviteler yaptıkları merkezde artık çocukların yanı sıra velileri de bir araya geliyor. Bağırırız, çağırırız. Biliyorsun psikologlar bozuk onların da. Geliyorlar, görüşüyorsunuz. Çocuklar resim yapıyor. Okuma yazmayı bilmeyen sorunları öğretmenler ilgileniyor onlarla. Bu resimleri onlar da çiziyorlar. Şu bizim hocamız bu gösterdi bize. Biz bu resmi yaptık. Bir tabak daha vardı. Onu getirmedik. Sadece bir tane getirdik göstermek için. Şu resmi bizim resim hocamız var. Çizgi resim şeyimiz var. Onu o öğretti bize. Yani burada her şeyi öğretiyorlar. Daha da çalışmayı istiyoruz. Bilgisayar kursumuz açıldı. Hiç bilmiyorduk bilgisayar nasıl açılacağını, nasıl konuşacağınızı. Biz onu bile yaptık. Öğrettiler sağ olsun. Kadın paylaşım grubu oluşturan anneler evden dışarı çıkarak sosyalleşiyor, kendi yaşamlarına ilişkin farkındalık yaratma imkanı buluyor. Gruba katılan kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık gibi konularda bilgilendiriliyor, avukat aracılığıyla yasal haklarını öğreniyor, psikologlarla çocuk gelişimi, ergenlik ve etkili iletişim temalarında sohbet ediyor. Programı beraber oluşturduk. İlk günlerde... Kadınlar sanat atölyelerinde ise bugüne kadar kendilerinin bile farkına varamadığı becerilerini ortaya çıkarıyor. Ahşap boyama, resim, kağıt tel karisi ve bilgisayar kurslarıyla adeta hayata bağlanıyor. Yani ilk başta bir gruba 8-10 kadın arası başlatıyoruz. Grubun hedefi de bu, çalışmanın amacı da bu ama daha sonra işte bu 8 kadın 5'e düşebiliyor. Bu 8 hafta bittikten sonra merkez psikoloğumuzla çalışmaya başlıyoruz. O da bu öğrendiğimiz şeylerin pekiştirilmesi için psikolojik boyutuyla ilgili kadınlarla çalışmalar yapıyor. 2009 yılında açılan Yenişehir'deki Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde dezavantajlı çocukların rehabilitasyonu ve toplumla yeniden bütünleşmelerinin sağlanması amaçlanıyor. 5 kişiye uyguluyor. Ama olsun, o kısmı önemli değil.